Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa lez zalimin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi itrati ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, onun Habibi, Edibi Muhammed Mustafa'sına ve Ehli Beytine salatu selam, Evliyaullah'a ve bütün müminlere duayla başlıyorum. Sevgili kardeşlerim, yeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Şu anda sizler bu ekranları seçerek bizleri evlerinize konuk ettiğiniz gibi, ki Allah razı olsun, bizler de sizleri sabit telefon hattımız 0462 326 31 30 hattını arayarak sorularınızı sorabilir ve böylece bizim konuğumuz olabilirsiniz. Dostlar, bugün girizgahta, mukaddimede farklı bir konu düşündürmek için, hikmetleri biraz irdelemek için, böyle biraz olayı tahlil edelim, değerlendirelim, nedenini, niçinini biraz yoklayalım. Nedir bu? Başlayacak olduğum neresi biliyor musunuz? Başlayacak olduğum yer, efendim, Allahu Ekber. Sorduğumuzda Allahu Ekber herkesin çok iyi bilmesi gereken bir şey. Tamlama. Bir isim tamlaması. Allahu, Allah, Ekber, en büyüktür. Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Ama çok insan bunu günde defalarca okumasına rağmen manasını bilmiyor. Denedim bunu, gençler arasında denedim. Ne demek dedim Allahu Ekber? Allah birdir. Allah'dan başka ilah yoktur. Allah tektir gibi manalar verdiler. Yani Allahu Ekber'e Allah en büyüktür manasını veren çıktı mı? Çıktı. Ama sayı olarak bakarsanız %10. Allah Allah. Şimdi tahlil etmemiz, irdelememiz gereken nokta şurası. Normal olarak bir Müslüman nedir? Bir, onun için namaz olmazsa olmazdır, değil mi? Yani o mümin 5 vakit namazını kılıyor olması gerekir. Çünkü Allah Teala Müminin suresinde yalnız ve yalnız müminlerdir kurtuluşa ermiş olanlar der ve ardından da ilk madde olarak ki o müminler, o kurtuluşa eren müminler namazlarını huşu içinde kılarlar diyor Cenab-ı Hak. Huşu içinde. Kendini vererek, gönülden gelerek. Peki biz namazda, bir rekat namazda kaç defa o tekbiri getiriyoruz biliyor musunuz? Bir rekat namazda kaç defa? Sayalım. Acelemiz yok. Bugünkü dersimizde ben bunu iyice hem kendime hem de siz izleyicilerime kanıksatmak istiyorum. Bunu hazmetmemiz lazım. Nedeninin içini iyi irdelememiz lazım. Kaç defa? Namaza başlıyoruz. Bir, Allahu Ekber. Ki nedir bu tekbir? Bir ismi iftitah tekbiridir. Namaza namazın içindeki şartları saymaya kalktığınızda birinci şartı iftitah tekbiri. Yani başlama tekbiri. Bir diğer adı da tahrime. Bu iftitah tekbirinin, yani o başlama tekbirinin bir adı da tahrime. Ne demek tahrime? Yasaklama, haram kılma. Neyi haram kılıyorsun? Allah'ın huzurunda olduğunu niyet eyledim, Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya dedin ve Allahu Ekber tekbirini aldın. Böyle aldın veya böyle aldın, her ikisi de var. Tekbirini aldın. Ne yapıyorsun? O tekbirle, başlama tekbiri ama o tekbirle beraber bir takım şeyleri kendine yasaklıyorsun. Niye? Çünkü Rabbinle görüşme başladı. Rabbinle sevişme başladı.
Rabbinle muhabbet başladı. Rabbinle büyük randevu başladı. Onun için konuşmak yasak. Bak şu anda konuşuyoruz. Ama namazın içinde konuşamazsın. Konuşursun Rabbinle, işte o kıraat dediğimiz Kur'an tilavetiyle beraber Rabbinle konuşursun. Sübhaneke'yi okursun. Fatiha'yı okursun. Zamm-ı Süre'yi okursun vesaire. Onun dışında konuşamazsın. Yasak. Başka? Gülemezsin. Yasak. Sağa sola dönemezsin. Yasak. Bir şey yiyemezsin. Yasak. Bir şey içemezsin. Yasak. Gezip tozamazsın. Yasak. Belli kuralları var. O kurallara uymak için nedir? Namazın dışında helal olan, namazın dışında sakıncası olmayan bir takım şeyleri kendine yasaklıyorsun. O tekbirle. Diğer adı tahrime olan, yani yasaklama, yasak koyan o tekbirle, o başlama tekbir. Evet, sayıyoruz şimdi. Bir rekatta kaç defa tekbir getiriyoruz, sayıyoruz. Bir, başlarken Allahu Ekber. Bir, iki, Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Süre'yi okuduk. Rükû'ya varıyoruz değil mi? Allahu Ekber. Etti iki. Rükû'dan doğruluyoruz. Semiallahu limen hamide. Orada tekbir yok. Biz ne diyoruz? İmam Efendi Semiallahu limen hamide diyor. Biz onun yerine Rabbena ve lekel hamd diyoruz. Peki doğrulduk. İkame. İkame doğrulduk. Secdeye varacağız. Allahu Ekber. Etti üç. Secdeye vardık. Orada üç defa Sübhan Rabbiyel Ala dedik. Allahu Ekber dedik. Doğrulduk. Etti dört. Tekrar çünkü secde var. Çünkü namazın içindeki şartlardan biri secde değildir, sücuttur. Sücut secdenin çoğuludur. Yani iki tane secde var. Secden doğrulduk, dört. Allahu Ekber. Tekrar secdeye varıyoruz. Allahu Ekber, beş. Oradan ikinci rekata, o ikinci rekatın tekbiri. Bir rekatta kaç tane tekbir varmış? Beş tane tekbir varmış. Bir rekatta. Peki kaç vakit namazımız var? Beş vakit. Kaç rekat yapıyor hepsi? Onları da sayalım. 2-2-4 sabah namazı. 4-4-2 öğle namazı. Ne yaptı? 14. 4-4-8 rekat ikir namazı. Ne yaptı? 22. 3-2 akşam namazı. 5 rekat. Ne yaptı? 27. 4-4-2 yatsı namazı. Ne yaptı? 10 rekat. 37. 3 rekatta bitir namazı var. 40. 40 rekat. Bir mümin günde normal şartlarda seferi değilse, acil bir durumu yoksa, acil durum niye söyledim? Yani nedir? İkindinin ve yatsının ilk sünnetleri gayrimüekket olduğu için nadiren, bak sürekli değil, nadiren terk edilebiliyor. Nadiren. Öyle bir durumumuz yoksa onları da kılıyoruz. Kaç rekat yaptı? 40 rekat. 5 vakit 40 rekat. Bir rekatta kaç defa tekbir getiriyorduk? 5 defa. 40 ile 5'i çarp 200 defa. Yani kul Allah'ı en çok hangi esma ile zikreder denirse Allahu Ekber ifadesiyle. Allah en büyüktür. Kaç defa? 200 defa diyoruz. Bitti mi? Bitti mi? Her namazı bitirdiğimizde, bak o 200 defa koyduk onu bir kenara. Günde 200 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en yücedir, Allah en büyüktür diyoruz. 200 defa koyduk bir kenara. Her namazın sonunda ne var normalde? Tesbihat var değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor. Her namaz bittikten sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 veya 34 diye de rivayet var. Defa Allahu Ekber. Şimdi 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Nerede? Her namazın sonunda. Kaç vakit namaz vardı? 5 vakit. 5 vakit çarpı 33. 5 çarpı 33. 5 çarpı 30, 3, 5'in 15, 150 yaptı. Efendim, yine bir daha 33 ya, 3, 5'inde 15 ne yaptı? 165. 5 çarpı 33, 165 yaptı. Ne vardı elimizde? 200. Ne yaptı toplamı? 365 defa. Yani
bir yılın gün sayısınca, bir yıl 365 gün ya, bir yılın gün sayısınca azami olarak bir mümin normal şartlarda Allahu Ekber diyor. Allah en büyüktür diyor. Normal şartlarda 365 defa. Namazın içinde 200 defa, her namazın sonundaki tesbihatta da 165 defa, toplam 365 defa Allahu Ekber diyor. Niye acaba? Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle uyguladı onun için. Evet. Amenna. Onun için biz de aynı şekilde uyguluyoruz. Çünkü o peygamber size neyi verirse alın, sizi neden yasaklarsa ondan vazgeçin. Ondan uzak durun. Onun gereği efendim tekbir farz ama Allahu Ekber lafzıyla beraber o tekbir almak vacip. Şart yani. Vacip de şart. 365 defa niye acaba Allah bize günde 365 defa Allahu Ekber dedirtiyor? Veyahut da bundan bizim çıkaracak olduğumuz ders nedir? Allah en büyüktür. Başlığımız Allah'ın rızası en büyüktür. Bu da bir ayettir ha. Yani şu KJ'de yazılı olan ifade de bir ayettir. Gelsin hatırıma ayet-i kerime. Ve rızvanun minallahi ekber. Ve rızvanun minallahi ekber. Allah'ın rızası en büyüktür. Başka ne var yine böyle en büyüktür olarak? Efendim, ve le zikrullahi ekber. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. Böyle ayetler var. Değil mi? Efendim. Yine o manada var değil mi? El fitnetü ekberu minel katil. Adam öldürmek en büyük fitnedir diye de var. O konumuz dışında. Ama bu. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Günde niye 365 defa söylüyoruz? Bir, bunu söylediğimiz halde günde 365 defa hiçbir şeyi tekrar etmiyoruz. Dikkat edin. Günde 365 defa Allahu Ekber dışında hiçbir şeyi bu kadar çok tekrar etmiyoruz. En fazla okuduğumuz zikir, en fazla söylediğimiz zikir Allahu Ekber. 365 defa günde. Manasını düşünüyor muyuz? Evet, hocam kolay canım. Allahu Ekber. Bak, bilmiyorduk ama Allah birdir vesaire diyorduk ama bak Allah en büyüktür. Peki, biz bu Allahu Ekber'i, Allah en büyüktür lafzını, bu tamlamayı 365 defa söylüyoruz da, o 365 defa ettekraru ehsen ve levkane 180 diye Türkçe, Arapça karışımı bir tekerleme vardır. Tekrar güzeldir. 180 defa bile olsa. Et tekrar ehsen, tekrar güzeldir. Ve levkane şayet olsa 180. 180 defa bile olsa güzeldir. Burada kaç defa? 365 defa. Peki bir mümin olarak neşeada, normal şartlar altında 365 defa Allah en büyüktür, ya Rabbi sen en büyüksün, ya Rabbi sen en yücesin diyen bir mümin olarak bunun gereğini yapıyor muyuz? Bunun gereğine göre hayatımızı tanzim ediyor muyuz? Dizayn ediyor muyuz? Bursa'dayım. Okulun yanında bir cami var. İşte camide namaz kıldırdık cemaate. İnşaat halindeyken ilk 8 ayında meccanen efendim mümkün olduğunca gittim. Camide olduğum namazları kıldırdım. Efendim diğer zamanlarda da cuma günü vaazı yaptım. Hutbeyi okudum, cumayı kıldırdım vesaire. Allah kabul etsin. Rabbim rızasına muvafık kılsın inşallah. Camiden çıktık, emekli bir öğretmen, sınıf öğretmeni, yaşlı. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Konu geldi, işte böyle Amerika, Rusya, Avrupa, İsrail filan. Amerika'ya rağmen biz bir şey yapamayız dedi. Amerika buna müsaade etmez dedi. Amerikasız bu iş olmaz dedi. Dedim ona ki hocam bak siz öğretmen insansınız, eğitimcisiniz, eğitmensiniz.
Söyleyin bana. Caminin içinde bir sürü Allah en büyüktür, Allah en yücedir diye söyledik durduk. E şimdi çıktık camiden siz Amerika'yı en büyük olarak. Amerikasız olmaz, Amerika izin vermez. Amerika'ya rağmen yapamazsın. Yani haşa, sen camide Allahu Ekber yerine Amerika Ekber mi dedin? Haşa. Yok ne ala... Dedim hocam ne demek bu? Sonra bir itirafta bulundu. Böyle insanlarımız da var ama o da en azından artı birdir. Ben dedi öğretmenlik yaparken namaz kılmazdım. Emekli oldum. Tercih yapacağım. Ya gideceğim kahveye, kahvede duman altı olacağım. Birinin öbürünün oynadığı pişbirliği veyahut da ben de yavaş yavaş oynamaya başlayacağım. Sigara içmiyorum, çok rahatsız olacağım. Gidemem dedim. Ben de camiyi tercih ettim, camiye giriyorum. Bak ne güzel. O tercihi kendi rızanla, kendi iradenle yaptım. Bak ne güzel geliyorsun. Bak şimdi de bu tür konular açıldığında başka bir konu daha açılmıştı, kader konusu. Orada da geldik bir noktaya, dedi ki hocam, aynı şey öğretmen, daha devam etme. Daha devam etme. Ben böyle anlamıyorum ve ben böyle inanmıyorum. Biraz daha devam edersen beni imandan edersin dedi. Sustum. Dedim aman hocam, benden kaynaklanmasın. Ama dostlar, iman olayı herkesin anladığı, herkesin kavradığı şekilde olmaz. İman olayı belli kuralları, belli hassasiyeti olan bir olgudur. İradeyi kullanma olayıdır. Yani Allahu Ekber, ben Allah'ın varlığına, Allah'ın yüceliğine, Allah'ın birliğine inandım. Ve ben günde normal şartlar altında 365 defa, biraz önce hesabını yaptık, 200 defa her rekatta, 5'er rekat defadan 40 rekat günlük asgari, 4-5'in 20-200. Artı her 5 vakit namazın sonunda da 33'er defa Allahu Ekber diyoruz. Onları da eklediğimizde 165'te o, 365 defa Allahu Ekber diyoruz. O Allahu Ekber'in gereğini, o Allahu Ekber'i sindirmemiz, hazmetmemiz ve hayatımızı ona göre dizayn etmemiz, ona göre tanzim etmemiz lazım. Telefon mu var? Alayım mı? Buyurun. Buyurun. Alo, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler diliyorum efendim, buyurun. Alo. Buyurun. Televizyonun sesini hocam kapatır mısınız? Televizyonun sesini kapatın Ali hocam, Bey. Hocam sorun vardı da. Televizyonun sesini kapatın sesini Ali Bey. Kusun da sesiniz gelmiyor ama. Yok yok. Beni siz telefondan dinleyeceksiniz. Televizyondan televizyonun değil. Televizyonun sesini kapattım. Ama sizi duyamıyorum. Sevgili kardeşim. Telefondan beni dinleyin. Beni siz telefondan dinleyin. Ben sizi monitörden dinleyeceğim. Televizyonun sesi hocam açık olunca anlaşamayız. Peki hocam. Kapatın televizyonun sesini. Kapattım. Şimdi dinliyorum sizi. Buyur. Hayırlı günler sizi. Hayırlı günler diyorum. Severek izliyoruz, dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Hocam namazda rükû ve secdede salavatı getirirsek bir sıkıntı olur mu? Subhanallah azim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil ferecum ve lan a'dahum diye. Salavatı bu şekilde getirecek sıkıntı olur mu dediniz değil mi? Anladım. Anladım. Başka bir sorunuz var mı? Başka sorum namaz esnasında ilk tekbirle birlikte el bağlamanın hükmü nedir? Dinde öyle bir şey var mıdır? Bağlamazsak bir sıkıntı olur mu? Anladım. Anladım efendim. Oldu. Hayırlı günler diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Haydar Baş hocamıza Allah rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hatay'ımıza selamlar olsun efendim. Sağ olun. Aleyküm selam. Sağ olun hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Razı olsun. Sağ Hocamı iade etti de Ali kardeşim. Hocamızla beraber bir Hatay ziyaretimiz olmuştu. Çok güzel bir şehir Hatay. Çok hoş bir şehir. Efendim selamlar olsun buradan. Şimdi iki şey. Bir, salavat. Şimdi mezheplere göre değişiyor Ali kardeşim.
Ama doğru olan ve güzel olan nedir? Şimdi ayet-i kerime gereği Estağfirullah, Bismillah. Kul la es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Ayet bu. Allah Teala diyor ki Habibine Kur'an'da. De ki ey Habibim Muhammed'im sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. De ki ben bu risalet, bu peygamberlik görevim karşılığında sizden hiçbir ecir, bir ücret, bir karşılık istemiyorum. Sadece ve sadece ehli beytime meveddetinizi istiyorum. Meveddet kelimesinin meallere baktığınızda önümde şey var. Baksam 7 ayrı meal var bende. Efendim, genelde meveddeti sevgi olarak, kuru bir sevgi olarak koyuluyor. Meveddet çok daha deruni bir manası var. Yani ehli beytim gibi düşünmenizi, ehli beytim gibi inanmanızı, ehli beytimi çok sevmenizi, ehli beytimi örnek almanızı, ehli beytimi baş tacı yapmanızı, onların ibadeti gibi ibadet etmenizi, namaz kılmanızı, oruç tutmanızı, onların inandığı gibi inanmanızı. Yani o meveddet çok kapsamlı ve deruni manası var. Ve İmam Şafii Hazretleri der ki, bu ayeti kerime gereği ehli beyti sevmek farzdır. Bu ki ayet farz. Bunu söyle diyor Cenab-ı Hak peygamberine. Ümmetine söyle ki benim sizden peygamberlik görevim karşılığında istediğim tek şey ehli beytimi sevmeniz. Meveddet beslemeniz. Her şeyle sahiplenmeniz. Onlara sarılmanız. Onları örnek almanız. Onları baş tacı yapmanız. İfade bu. Ve Şafii mezhebine göre ki bu Caferiye mezhebine göre de aynı şekildedir. İmamiye'ye göre de öyledir. Ehli beyte dua namazda farzdır. Olmazsa o namaz olmaz. Ben Hanefiyim. Hanefi mezhebinde de sünnettir. Ama bu sünnet. Ben bunu her zaman söylüyorum dostlar. Bakın. Biz yapılması gereken şeyler konusunda gayrimüekket sünnet mi? Müekket sünnet mi? Vacip mi? Farz mı? Bilelim. Ama uygularken hepsini farzmışçasına uygulayalım. Uygulamaya çalışalım. Niye? En başta okudum. Ve ma atakumur rasulü fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu. O peygamber size neyi verirse onu alın, onu yapın. Sizi yasakladığı şeylerden de kaçının. Alayım telefonu, devam edeyim. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Düştü mü at? Tekrar ararsa bağlarsın. Evet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ بَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ı çok zikreden, Allah'ı ve ahiret mutluluğunu arzu edenler için o peygamber en güzel örnektir diyor Allah Teala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. Sizin için legat, kesinlikle muhakkak ki en güzel örnektir. En güzel örnek olarak Allah Teala onu önümüze koyduğuna göre ve yine Allah Teala peygamberine o ehli beytine itaati, ehli beytine uymayı, ehli beyti baş tacı yapmayı Cenab-ı Hak farz kıldığına göre namazın içinde salavat getirmek, değişik salavat şekilleri var. Efendim olur mu? Ehli beyti de katarak olmak kaydı şartıyla olur. Bak, ne okuyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İşte oradaki Ali Muhammed kimdir? Ehli beyttir. Ne zaman Haydarbaş hocamıza selam ettiği için de ne zaman böyle bir şeyden bahsetsek hocamız der bize. Oğlum say bakayım kimdir ehli beyt? Halbuki sayılıyor ama bazıları hala ehli beyt denildi. Çünkü maalesef ve maalesef ülkemizde sünni anlayış çok baskın olduğu ve Diyanet de tamamen sünni mantıkla beraber hareket ettiği için aslında sünni mantığa göre de
Ehl-i Beyt baş tacıdır. Sünni mantığa göre de Ehl-i Beyt, ki Ehl-i Sünnet ifadesi, Ehl-i Sünnet ifadesi kullanıldığı ilk zamanlarda, ilk zamanlarda Ehl-i Beyt'e uyma, Ehl-i Beyt'i örnek alma manasına kullanıldı. Sonra bu bir ayrım vesilesi yapıldı. Sünni mantıkta da aynı şey var. Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır. Ehl-i Beyt kimdir bunlar? Bir, baş tacımız olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Telefon mu var? Alayım hemen. Buyurun. Buyurun. Alo. Allah Allah. Teknik problem mi var yoksa karşımızdaki arkadaşlar iş olsun diye mi yapıyor düşünüyorum. Yani şu anda ses gelmiyor galiba. Düştü mü yine hat? Evet. Ne dedik? Birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İki, onun ciğerparesi. Severken Ümmü Ebiha, babasının annesi diye sevdiği Fatıma anamız. Üçüncüsü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in elinde yetişen amcazadesi, bugünkü ifadesiyle kuzeni ve sonra da torunlarının babası ve kızının eşi olan İmam Ali Efendimiz. Dört ile beş de ayete göre Peygamberimizin çocukları olarak da değerlendirilen o Fatıma anamız da Ali Efendimizin evlatları, ciğerpareleri, cennetin çifte küpeleri, cennetin reyhanları efendim İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz. Aleyhisselam. Bunlar. Beş kişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Fatıma anamız, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz. Bunlar. İşin başı bunlardır. Ve bunlar Gadirhum, konumuz bu değil ama soru böyle geldiği için Gadirhum olayına baktığımızda da Allah Teala Maide suresi 67. ayet-i kerimeyle sana bildirileni insanlara ilan et. Bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun. İnsanlardan korkma, Allah seni koruyacaktır diyerek Cenab-ı Hak peygamberine kendisinden sonra nübüvvet yolunun kapanmakta olduğunu, ondan sonra velayet yolunun başlamakta olduğunu ve velayet yolunun başının da İmam Ali olduğu ve onunla beraber İmam Hasan, İmam Hüseyin diye 12 imamla beraber devam edecek olduğu da ayette beyan ediliyor. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hocam nasılsın? Elhamdülillah, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Amin. Ederim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. İstanbul'a selam olsun efendim. Aleykümselam. Allah razı olsun hocam. Hocam sorum olacaktı. Buyurun. Benim 3-5 kuruş param vardı. Onu bankada korumaya altına almıştım. Acaba nedir? Bunun hükmü nedir? Günah mıdır? Yalnız faizsiz vadesizdir. Anladım. Başka sorunuz var mı? Başka sorum canın sağlığını. Peki efendim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol hocam. Evet. Dolayısıyla burada işte mesela dedik ya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye okuyoruz. Kema salliyete diye devam ediyor. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye. Yani efendim hem onu bereketli, mübarek kılıyoruz hem de ona salat ve selam ediyoruz. Namazda, tahiyyatta değil mi? Bu var. Ki bu Şafii mezhebine göre, efendim Şii mezheplere göre de farz. Şafii mezhebine göre de farz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabeden bazıları Efendimizin ismini andığında Allahümme salli ala Muhammed diyor. Efendimiz buyuruyor ki sakın ha, yanlış, bu eksik, yarım.
Ne olacak ya Resulallah? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Onun ehli beytine de. Yani bana ve ehli beytime. Onun için dikkat ederseniz, ben Efendimiz'den bahsederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem veyahut da sallallahu aleyhi ve alihi, ona ve ehli beytine. Bunu söylemek lazım. Dilimizi buna alıştırmamız lazım. Olması lazım. İkinci sorusu kardeşimin, Hatay'dan Ali Özdemir kardeşimin, el bağlamak, namazda el bağlamak. Hanefi fıkhına göre ellerin bağlanması gerekiyor. Farz mı? Değil. Ama sünnet. Ama efendim mesela Caferiye'ye göre, yanılmıyorsam Maliki mezhebine göre de elleri bağlamamak. Hatta mesela tekbiri böyle biz alıyoruz. Ama tekbiri böyle alıyorlar. Ve elleri salıyorlar. Öğrencilik, üniversitede öğrencilik zamanımda, yanılmıyorsam Sultanahmet Camii'nde namaz farza durduk. İşte 20 yaşlarındayım. Yanımdaki arkadaş da benim gibi tekbir aldı, ellerini saldı. Tabii namazın içindeyim ama ilk defa da böyle yanıma böyle birisi rastladı. Allah Allah, bu niye bağlamıyor? Ne zaman bağlayacak şu bu? Derken baktım 2-3-4 aynı şekilde, ha dedim tamam. Hemen gidince araştırdım, baktım mezheplerde var. Bunlar İslam'ın öngördüğü, bakın şunu söyleyeyim. Bunlar şekildir. Şekile takılıp kalmayalım gibi ifadeler kullanılıyor ama bu şekiller bizim için giydiğimiz bir elbise gibi düşünmeyin. Etimizi, kemiğimizi, vücudumuzu mikroplardan vesaireden arındıran, koruyan deri gibi düşünün, deri. Deri olmazsa olur mu? Olmaz. Deri olacak. Azıcık bir yerimiz yırtılsa, azıcık bir yerimiz çizilse büyük bir acı çekiyoruz. Orası yara oluyor, orada mikrop birikmesi olabiliyor, kabuk bağlıyor vesaire. Deri gibi düşünün. Ancak burada şuna takılıp kalmamamız lazım. Mezhebin bir tanesi böyle tekbir alacaksın diyor. Alıyor musun tekbir? Alıyorsun. Bir diğeri böyle diyor. Alıyor musun? El cevap alıyorsun. Biri eller sallanacak diyor. Salıyor musun? Evet. Peki bağlanacak diyor. Bağlıyor musun? Evet. Burada hatta bir ara bir kardeşim bana uzunca okumuştum onu. Yani elleri bağlamanın bidat olduğu ve bağlanırsa hatta bunun şirke kadar gidebileceği gibi ifadeler. Burada bu tür şeyleri bu kadar efendim abartılı hale getirip de bağlarsan namaz bozulur, bağlamazsan namaz işte olur, olmaz. Bu kadar işi abartmamak lazım. Bunların hepsi İslam'ın getirdiği kolaylıklardır. Sen kimi örnek alıyorsan, kim senin imamınsa, bu imam mezhep imamı olur veya bu imam senin manen örnek aldığın, tabi olduğun, peşinden gittiğin, onun seni yetiştiren bir Allah dostu olur. Bir peygamber varisi olur. Bir ehli beyt aşığı o yolun yolcusu olur. Zannediyorum anlaşıldı. Evet. Bilal kardeşimin, İstanbul'dan Bilal Çetin kardeşimin sorusu. Para diyor, bir az bir miktar param var. Onu bankaya koydum, yani koruma altına aldım. Ama diyor, faizsiz ve vadesiz. Bilal kardeşim, banka, ben bu parayı koyuyorum ve bu para vadesiz ve faizsiz olacak, buna bir kuruş faiz karışmasın dediğinde, o parayı bir kenara koyup da onu dokunulmaz hale getiriyor mu o banka? Bu ister katılım bankası olsun, ister normal diğer düz bankalar olsun. Böyle bir şey var mı? Yok. Hatta belki de çok özür dileyerek söyleyeceğim. Bu şekilde şuna bak ya, enayi parasını bize yatırıyor. Biz bunun parasını çalıştıracağız, kazanacağız, faizler elde edeceğiz. Ama bu hiçbir şey istemiyor. Niye istemiyorsun? Çünkü biliyorsun ki Kur'an'da Bakara suresi 278 mi 9 mu? Hep onu şey ederim. Ara ara böyle şey diyorum ki onlar iyice yerleşsin diye. Adres vermek için söylüyorum size. Adresini söylüyorum. Bakara suresinin
Ya 278 ya 279. İşte buldum onu. Şurada. Evet. 279. Eğer böyle yapmazsanız Allah faizi mahveder. Faizin bulaştığı malı mahveder. Sadakaları, sadaka verilen, zekatı verilen malı artırır, bereketlendirir. Allah günahta ve inkarda ısrar eden hiçbir kimseyi sevmez. 276. Atlıyorum 279'a. Ha, 278. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve faizden arta kalanı bırakın eğer gerçekten müminlerseniz. 279. Eğer böyle yapmazsanız, eğer faizden vazgeçmezseniz, o halde Allah ve Resulüne karşı bir harp, bir savaş açmış olduğunuzu bilin. Bu Allah'a ve Resulüne savaş açmak olarak da meallendiriliyor. Allah ve Resulü tarafından size açılacak olan savaştan haberiniz olsun olarak da meallendiriliyor. Eğer tevbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Onları alırsanız haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız. Kendi sermayeniz, kendi öz paranız. Dolayısıyla burada siz o parayı ister bankaya yatırın, ister katılım bankasına, ister bir faktöringde şurada burada. O onu alacak ve o onu çalıştıracak. Senin paranla beraber faiz kazanacak. Telefon yok değil mi? Senin paranla faiz kazanacak. Ama hocam ben vadesiz ve faizsiz yatırdım. Vadesiz ve faizsiz yatırdığında da senin paranı kullanıyor. Örnek veriyorum. İsmi neydi kardeşim? Bilal. Bilal kardeşim, sen paranı bankaya yatırdın ve dedin ki faizsiz ve vadesiz. 100 bin lira yatırdın. Ali isimli bir kardeşim çok zorlandı. Başka çaresi kalmadı. Haramiyetini de biliyor ama biraz da nefsine uydu. Ve gitti dedi ki bankaya, benim 100 bin liraya ihtiyacım var. Ev alacağım, araba alacağım veya çocuğumu evlendireceğim veya iş kuracağım vesaire. Haramiyetini bilmek bir tarafa, Allah'a ve Resulüne savaş açma olayını da söyledik. Ali kardeşim o 100 bin lirayı aldı. Ne diyor ona banka? Diyor ki yıllık en az %20, %25'lerde oynuyor. Banka sana kredi verdiğinde yıllık olarak. Bunu diyor al, bir yıl sonra bana bunu 120 bin lira olarak getireceksin. Şimdi Bilal kardeşim bankaya koyuyor 100 bin lirayı. Banka aracı olarak o 100 bin lirayı alıyor, veriyor Ali kardeşime. Bir yıl sonra Ali kardeşim o 100 bin lirayı 120 bin lira olarak getirip bankaya koyuyor. Bilal kardeşim bir yıl sonra o parayı alacak olduğunda 100 bin lirasını alıyor. O 20 bin lira Bilal kardeşimin parası üzerinden Ali kardeşim tarafından bankaya faiz olarak ödeniyor. Ne yaptın sen? Vadesiz yaptın, faiz almadın ama senin paranla o banka 20 bin lira, %20 faiz kazandı. Senin paran o bankanın sermayesi oldu. Senin paran faize bulaştı. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, bankaya vadesiz de olsa, faizsiz de olsa para yatırdığında bir kuruş üzerine almasan dahi o faize bulaştırmış ve o paranı kirletmiş ve Allah'a ve Resulüne savaş açmış hükmüne tabi olursun. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Efendim. Ben efendim? Evet, ben de. Özkan Bey sizi dinliyorum. Evet. Şimdi önce Allah rahmet dilerim. Ses niye gidip geliyor? Belaydar. Bir şeyler soru soracağım hocam. Tam bilmiyor. Hani herhangi bir dünya eğitimleri. Şeyinden tersler sonra bu kâhı etkâhı
efendim bizzatı Tebbet surelerini okuyabilir miyim? Ali Haydar, ses boğuk geliyor. Telefonu al, yaz, getir bana soruyu. Özkan Bey'in sorusunu, yani şu anda anlamıyorum, boğuk geliyor. Telefonu al, yaz, getir bana soruyu. Kusura bakmayın, ses belki şeyden, telefondan kaynaklanıyor. Yazılı olarak şimdi arkadaşı alacak, bana getirecek soruyu. Evet. Evet, devam ediyorum. Dolayısıyla burada ben Bilal kardeşime, illa da paranı koruyacaksan, ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Paralarınızı atıl vaziyette bırakıp da zekata onları yedirmeyin diyor. Bak, zekat vermeyin demiyor. Yani neye teşvik ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatırıma teşvik ediyor. İstihdama teşvik ediyor. O parayı çalıştırmaya teşvik ediyor. Ama hocam, insanlara araştıracaksın, bakacaksın. Güvendiğin bir insanla işbirliği olabilir. Güvendiğin bir insanın kasasında olabilir. Veya ben bir ara bir katılım bankasına sormuştum. Kiralık kasalar var. Kiralık kasalar. Bu dediğim olay ama ne kadar oldu? Aşağı yukarı bir 10-15 sene oldu. Yıllık olarak demişti. Yıllık 200 lira demişti. Yıllık kirası. Bugün kaç liradır bilmiyorum. Bak, 10-15 sene oldu çünkü. Belki 500 lirayı bulmuştur belki. Belki daha, bilmiyorum. Sorulabilir. Alternatiftir. Kiralık kasa. Veya dediğim gibi güvendiğimiz, emin olduğumuz bir insanla bir iş. Ortak oluruz. Çalışırız. Veya güvendiğimiz bir insanın kasası vardır. Orada muhafaza ederiz. Kendi evimizde kasamız olur. Orada muhafaza ederiz. Veya bir şekilde onu zaten TL olarak tuttuğunda para eriyor. Ya onu çalıştıracaksın veyahut da altın gibi bir şeyle beraber koruma altına alacaksın onu. Öyle yapmadığında eriyor. İşte görüyorsun. Görüyorsun işte, bak, birden dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinden biriyiz. Politika faizini 18'den 16'ya indirdiler. Dövizin ne olduğuna dikkat edin. Ki bu faizler normal piyasa faizi değildir. Zannediyor insanlar ki işte bankalar faizlerini düşürdüler 18'den 16'ya. Hayır. O duruyor. Politika faizi denilen günlük, o kelimeleri bilmiyorum, offshore bir şeyler diyorlar ya. Yani gecelik faiz oranları. Politika faizi denilen şey o. Senin bankadaki paranla alakalı değil. Veya bankadan alacak olduğunun düşmesi değil. %20'lerde şu anda oynuyor piyasa faizi. Onun için burada vadesiz de olsa, hiç faiz katıştırmamış da olsan, hiç faiz almıyor da olsan, sakın ha o paranı o bankaya yatırarak paranı kirletmiş, pislemiş, bereketini ortadan kaldırmış ve senin paranla banka faiz kazandığı için de Allah'a ve Resulüne savaş açmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmış oluruz. Allah korusun. Evet. Özkan Bey ne diyor? Ha, Kevser suresinden sonraki rekatlarda daha uzun Kafirun, İzacae, Tebbet gibi sureleri okuyabilir miyim? Bir cami görevlisi okuyamazsın demişti. Şimdi dostlar, olay şu. Namazda sünnet olan bazı şeyler var. Nedir? O sureleri okurken birinci rekatta okuduğun sure ikinci okuduğundan önce gelmeli. Bir. Mesela birinci rekatta Kevser'i okuduysan, Kevser'in peşinden hangi sure geliyor? Yani Kevser dediğimiz inna adayna. Kafirun suresi geliyor. Şimdi okuyabilir misin? El cevap, okuyabilirsin. Ancak ikinci bir sünnet daha var. Birinci rekatta okuduğun İkinci rekatta okuduğundan uzun olmalı. Onun için Kevser'i okumak istiyorsan, misal birinci rekatta oku ondan bir önce gelen Era Eytel dediği Maun suresini, ikinci rekatta oku Kevser'i. Veya birinci rekatta oku Asr suresini, Vel Asr ondan 3-4 öndedir. Onu oku. Asr suresinden sonra ikinci rekatta oku Kevser'i. Hayır, ben bir de Kevser okudum, iki de
ne okuyacağım? İhlas'ı oku. Ve 3'te 4'te ne okuyacağım? 1'de Kevser'i, 2'de İhlas'ı okumuşsan ve sünnet, 4 rekatlık bir sünnet kılıyorsan 3'te 4'te de okuman lazım. O zaman mecburen başka yolu kalmadığı için, İhlas'tan sonra Felak ve Nas sureleri olduğu için onları mecburen okuyacaksın. Başka çaresi olmadığı için. Ama sünnet olan sıraya dikkat etmektir. Ve yine sünnet olan birinci rekatta okuduğun sure ikinci rekatta okuyacak olduğundan uzun olmalıdır. Ve tekrardan söylüyorum. Kevser'i okumuşsan birinci rekatta, ikinci rekatta İhlas'ı okuman lazım. Ben namazda Kevser'i okumak istiyorum diyorsan bir de Maun'u oku. Bir de efendim Asr suresini oku. İki de Kevser'i oku. O zaman 3'te ne okuyacaksın? Yine şey edecek, uzayacak değil mi? Mecburen başka çaresi olmadığı için o zaman Kafirun'u, İzacı'yı okuyacaksın. Ama orada uzunluk kısalığa dikkat ve sıralamaya dikkat diyorum. Telefon mu var? Evet, devam ediyorum. Şimdi kendi konuma dönüyorum. Kaç dakikamız kaldı? 10 kalan mı bitireceğiz, 5 kalan mı? 5 kalan mı başladık biz? Evet. Nereden girdik? Bizim başlığımız bu. Allah'ın rızası en büyüktür. Konuya daha girizgah bölümündeyim ha. Daha girmedim. Şu soruları bitirdik değil mi? Cevapladık. Evet. Niye? 300 ne dedik başta? 40 rekat günde 5 vakit 40 rekat kılıyoruz. Her rekatta 5 defa Allahu Ekber diyoruz. Yaptı 200. Her vakit namazının sonunda tesbihatımız var. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. 5 defa 33'ü çarptığınızda o da 165 yapıyor. 200-165 daha 365 defa her gün 365 defa Allah en büyüktür diyoruz. Peki şimdi soruyorum. Allah bunu 365 defa tekrar ettirdiğine göre Cenab-ı Hakk'ın bir burada bir iradesi var. Bir isteği, bir arzusu var. Nedir o? Günde 365, bir yıl 365 gün. Bak orada bir tevafuk var. Günde 365 defa okuduğun Allah en büyüktür, Allahu Ekber ifadesini hayatına yansıtıyor musun? Bunu her gün 365 defa kulum sana tekrar ettiriyorum ki, her gün 365 defa Allahu Ekber, Allah en büyüktür sana tekrar ettiriyorum ki, hayatını ona göre dizayn et. Her şeyinde Allah'ın en büyük olduğunu ortaya koy. Bir karar verirken Allah'ın en büyük olduğunun bilinciyle karar ver. Amerika müsaade etmez dediğinde Amerika'yı en büyük yaptın. İsrail'e rağmen olmaz dediğinde İsrail'i büyük yaptın. Avrupasız olmaz dediğinde onu büyük yaptın. Bu devletler arası. Ferdi hukuka gelelim. Ferdi hukuka gelelim. Biraz önce Bilal kardeşim sordu. Az bir miktar param var, koruma altına almak için bankaya dedi. Biz de dedik ona ki sakın ha o bankadan o parayı çek. Neye göre dedik? Bakara suresi 279. ayette Allah, Allah'a ve Resulüne faize bulaşanlar, faiz almıyordu olsan senin paran faizde kullanıldığı için. Dolayısıyla orada ben ne yapayım, başka çarem yok ki diyerek o faize bulaştırdığında, aldığın veya verdiğinde, bak almıyorsun ama veriyorsun. Niye? Senin paranla %20 faiz kazanıyor banka. Sen aslında o faize bulaştırıyorsun. İşte alıyorum hemen telefonu. Allahu Ekber'i orada devreye sokacaksın. Allah en büyüktür. O halde Allah faizi yasaklıyor. O halde ben Allah'ın en büyük olduğunu bu faiz denilen illetten kesin kes kaçarak, ona bulaşmayarak Allah'ın en büyük olduğunu ispat edeceğim. Ha, o zaman işte o 365 tekrarın faydası hayata aksediyor. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Sana bir soru olacaktı Sayın Hocam. Buyurun efendim. Namazda okunur mu? Namazda Haşim Yaman değil mi? Ne okudur mu? Ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulul ilme
Kayman bil kısla ilahe illel azizül hakim. Bu namaz rekatında okunur mu? Bu bir ayet midir? Dua mıdır? Bu bir ayet midir, dua mıdır? Bunun ayet ve dua olduğunu tam bilmiyorum ben de. Bunu İlmihal kitabında okudum. Anladım. İlmihal'de okudum diyorsun. Anladım, tamam. Tamam. Başka sorun var mıydı? Evet, düştü hat. Orduya selamlar olsun diyelim. Hemen cevap verelim kardeşimize. Şimdi namazda okunacak sureler var. Bir de dualar var. Mesela namaza başlarken Haşim Bey. Namaza başlarken Haşim değil mi ismi? Rasim. Ama sanki Rasim değil de Hasim gibi yazdın da bana mı öyle geldi? Evet. Şimdi Rasim Bey namaza başlarken Allahu Ekber dedi. Ne okuyoruz? Bir dua. Sübhaneke duası. Normalde Kur'an'da yoktur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyladır. Ha bunu mesela Şafii mezhebinde olanlar namazda var olan şey Kur'an'da var olan inni ve cehdü okuyorlar. İnni ve cehdü ve celilledi fedar semavati vel arda hanifa diye başlayan inne salati ve nuski o da var mı orada? Yani o inni ve cehdü dua olarak okuyorlar. Sübhaneke yerine. O inni ve cehdü ayet olduğu için onu namazın içinde zammüsülü olarak okuyabilirsin. Yine Rabbena ufirli tahiyyatta son tahiyyatta okuyoruz ya Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Bu da Kur'an'dan bir ayet olduğu için namazın içinde okuyabilirsin. Yine Rabbena atina'nın başında ve minhum men yegulu Rabbena atina diye olduğu için ve minhum men yegulu'yu koyarak وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Böyle Kur'an'da ayet olduğu için bunu da yine zammüsülü olarak okuyabilirsin. Ama biz bir duaysa bu, ilmi halde okumuş olabilirsin. Ayet değilse, okumuş olduğun o şey, ayet değilse, sadece bir duaysa o namazın içinde okunmaz. Ha, eğer ilmi halde bu işte tahiyyatta okunabilir diyorsa dua cinsinde işte tahiyyat bölümünde biz ettehiyyatü biz salibari Rabbena dualarını okuyoruz. Ama diğer mezheplerde farklı dualar da var. Onlardan birisi ise okunur. Ama nerede? O tahiyyatta. Yoksa zammüsülü olarak Fatiha Kur'an'ın ilk suresidir. Fatiha'sız namaz olmaz. Okumak zorundasın. Ondan sonra da zammüsülü var. O zammüsülü dediğimiz şey yine Kur'an'dan ayetlerdir. Yoksa ben zamm-ı süre olsun diye Sübhaneke okuyacağım. Zamm-ı süre olsun diye Ettehiyyatü, Salli Bari okuyacağım. Veya Amentü okuyacağım. Veya Kunut dualarını okuyacağım. Okuyamazsın. Onlar duadır. Zamm-ı süre değildir. O Rabbena'larda dediğim gibi Rabbena fiili direkt ayet olduğu için Rabbena atina da başına ve minhum men yegulü diyerek okursan o da ayet olur, okursun. Yoksa ayet olmayan şeyi namazın içinde zammüsülü olarak okuyamayız. Evet. Ne dedik? Ne oldu? Söyledik kardeşimize. Ha tamam ben hemen gidiyorum o paramı bankadan çekiyorum. Ne yaptın? Allahu Ekber'in gereğini yaptın. Bir iş yapacağım. Yapacak olduğum işte Allah'ın rızasını bak. Başlığımız Allah'ın rızası en büyüktür. Ve rızvanun minallahi ekber ayet. Allah'ın rızası en büyüktür. Allah'ın rızasını yapacak olduğun işte ararsan ve Allah benden bunu yaptığımda razı olur yoksa razı olmaz denilecek hükme varıyorsan ve o Allah'ın rızasına uygun olanı seçiyorsan günde 365 defa tekrar ettiğin o tekbirin gereğini hazmettin, hayatını aktardın demektir. Yoksa o 365 defa tekrar ettiğin o Allahu Ekber, Allah en büyüktür lafzı kupkuru kalır. Hiçbir yere faydası olmaz. Namaz. Ya ben 5 vakit değil de ben bunu işte sabaha kalkamıyorum, yatsıya kalamıyorum. Öğleyi ikindiyi akşamı kılsam veya hepsini toplasam
Bu FETÖ'cüler diyorlardı yani biz akşam eve gittiğimizde işte hepsini toplu olarak kaza ediyoruz. Böyle bir ifadeleri vardı. Kılmadıkları için mi diyorlardı? Gerçekten kılıyor da böyle mi yapıyorlardı onu bilmiyorum. Bismillah. Evet. Olmaz. Niye? Çünkü vakit namazın farzlarından biri. Namazın dışındaki farzlara baktığımızda vakit, niyet. Beşinci şartı vakit. Vaktinde kılınacak o namaz. Ben üç kılacağım. Cemetli olayı ayrı. Konumuz dışında. Şu anda girmiyoruz. Ama ben sadece üç vaktini kılacağım. Ben sadece sabah kılacağım. Hayır. O 365 defa tekrar ettiğin Allahu Ekber burada tecelli etmeli. Ve ben iki elim kanda da olsa beş vakit namazımı ne olursa olsun kılmak zorundayım. Ben bunu kılacağım. Allah'ın rızası bundadır. Diyorsan sen Allah en büyüktür. Allahu Ekber'in gereğini hayatına nakşettin demektir. Bir şey yapacaksın. Haram mı helal mi? Yahu sakıncalı ama yapsam mı yapmasam mı? Ne diyor? Hemen hatırına getireceksin. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Helal kesinlikle bellidir. Haram kesinlikle bellidir. Bir de arasında olan şüpheli şeyler vardır. Siz o şüpheli şeylerden kaçınarak hem dininizi hem de ırzınızı, namusunuzu korumuş olursunuz. Hadis. Hem de sağlam, sahih hadis. Ha, ben bu şüpheli şeyden kaçmam lazım. Allah'ın rızası o şüpheli şeyden kaçmaktır. Diyor ve o günahtan, o yanlıştan vazgeçiyorsan sen Allahu Ekber'i hayatına nakşettin. Allahu Ekber'in gereğini hayatına aktardın. Faizden kaçtın. Allahu Ekber. Hırsızlıktan, çalmaktan kaçtın. Allahu Ekber. Gasptan kaçtın. Allahu Ekber. Yolsuzluktan kaçtın. Allahu Ekber. Rüşvetten kaçtın. Allahu Ekber. Efendim, kamu malına uzanmaktan kaçtın. Allahu Ekber. Kul hakkından kaçtın. Allahu Ekber. Beş vakit namazını hiç aksatmadan kıldın. Allahu Ekber. Ramazan orucunu tuttun. Allahu Ekber. Zekatını bir hakkın ödedin. Allahu Ekber. Haccını yaptın. Allahu Ekber. Bunların her biri Allah'ın emirlerini yapmak, peygamberin sünnetlerini yapmak, o Allah'ın en büyük olduğunun ispatıdır. Allah'ın yasakladıklarından kaçmak, peygamberin nehyettiği yasakladıklarından kaçmak, o Allahu Ekber'in ispatıdır. Yani günde 365 defa tekrar edeceksin ama yine yapmaya kalktığında ne yapayım? Bu devir hangi devir? Başka çare mi var? Mecburuz bankayla çalışmaya, mecburuz bankadan kredi almaya, mecburuz kredi çekmeye, mecburuz paramızı bankaya yatırmaya derde o faize, o pisliğe bulaşırsan Allah'a ve Resulüne savaş açmış olursun. O zaman o kıldığın namaz sana şunu söyler zımnen. Niye Allahu Ekber diyorsun? O ki Allah en büyük. Niye Allah en büyük olan o Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını tanzim etmiyorsun? Değil mi? Ve dediğimiz gibi Allah'ın rızası en büyüktür. Allah'ın rızasına göre hayatını tanzim edersen ne olur? O Allahu Ekber'in gereğini, Allah'ın en büyük olduğunun gereğini ispat etmiş olursun. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Biraz önce yaptım. Aynı şeyi yapacağım. Bismillah. Besmele çektim. Elhamdülillah. Suyu içtim bıraktım. Niye? Boğazım rahatsız oldu. Konuşmam lazım. Boğazımı rahatlattım. İbadet. İbadet. Hatta hep bu örneği veriyorum. Bir kişinin kendi helaliyle beraber olması bir ibadettir. Ama aynı kişi haram yolla o ihtiyacını giderirse o da beş vakit namazına beş daha katıyor bile olsa o Allahu Ekber'in gereğini yapmıyor. O Allahu Ekber'i kuru laf olarak söylüyor. Niye? Yani ibadet dedik ya kendi helaliyle beraber olması. Zıttı nedir? Zinadır. Zina nedir?
Kur'an'da baktığında bekarların, işte tefsirlerde ve fıkıhta bekarların zinası içindir diyor o Kur'an'daki ayet. 100 sopa vurulacak diyor. Kadına da erkeğe de bekarsalar. Hadis-i şerifte de recm edilerek, taşlanarak öldürülme. Bu kadar ağır bir cezası var. Yani bugün bu uygulanıyor, uygulanmıyor ayrı bir olay. Kur'an'ın, İslam'ın koyduğu hüküm. Bu kadar ağır. Demek ki dünyanı da ahiretini de karartacak bu kadar ağır bir günah. Değil mi? Bu haramı işlemek bu kadar ağır günahsa, ben o haram yolu değil de kendi helalimle beraber oluyorsam da o da o kadar ağır bir sevaptır. Ne yapmış olursun öylece? Allahu Ekber'i ispat edersin. Ya Rabbi ben senin emir ve yasaklarına göre hayatımı tanzim ediyorum. Bunu bitiriyorum, bitiriyorum. Bunu günde 5 vakit namazda asgari 40 defa okuduğumuz Fatiha suresi içinde düşünmemiz lazım. Fatiha suresi içinde aynı şeyi düşünmemiz lazım. Günde 40 defa, 40 rekat Fatiha'sız namaz olmaz. Artı ne var? Her namazın sonunda da bir dua edip Fatiha diyorsun. Etti 45. Artırırsın. Evvabin kılarsın, artırırsın. İşrak kılarsın, artırırsın. Teheccüd kılarsın, artırırsın. Nafile kılarsın, artırırsın. 45, 50, 60, 100, 100'e çıkarırsın. O Fatiha'nın manasını iyi düşünmek ve onu da hayatımıza adeta nakşetmemiz lazım. Ama önce Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Ve Allah'ın rızası kul için en büyük hedeftir. Onun rızası en büyük ibadettir. Rabbim bunu hazmetmeyi, bunu hayatına nakşetmeyi ve buna göre hayatını tanzim edip, öylece yaşayıp, öylece ruh teslim etmeyi, böylece cemaline ve cennetine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Müsaadenizle efendim, selam ve duayla.